yaptı. Hani sen de anla konuştum demiştin ya. Geçen hafta biraz önce hazırlandım ama bu hafta da çok şey geldi yine. Hayır, benim komiserim. Aralarda mı sürekli şey yaparım ben? Tamam. Ekleme yaparım. Tamam, pekala. Görüşürüz. Çünkü siz ders aldınız, ben de iyi biliyorsunuz. Önceden okuduğum bir şey. Çok ayrıntı var. Nereleri hani nasıl genel diyeyim onu da şey yapmadım. Hani hepsinin üzerinden de tek tek geçmeyin şimdi işte. Şu hücreler böyle de vesaire gibi. Herhalde bu arada bir ara sen bize anlatacaktın değil mi? Evet. Bir sonra var söyleyeceğim şey değil mi? Var mı? Var. Onu istiyorsanız şey yapalım hocam. Önce sunumu hazırlayayım. Ondan sonra size bir tarih vereyim. Tamam. Şimdi aldığım ders tam kapsamıyoruz size yapacağım sunumu. Bir kısmı var. O yüzden ekstra bir araştırma da yapacağım. Tamam. Sizler duyabiliyorsunuz bizleri değil mi çocuklar? Tamam, güzel. Başlıyoruz. Şimdi Kandel'deki ikinci bölümdeyiz. Şimdi ilk bölüm daha böyle hem tarihsel gelişimini anlatmıştı. Hani kim önce neye bakmıştı. Özellikle dilden ilgili olan çalışmaları da çokçasına bahsederek. Hani Broca ve Wernicke bölgeleriyle ilgili. İşte o zaman da tartışmıştık hani insan beyninin böyle en muhteşem çıktısı dil diye bakılıyor. Ama hani böyle tarihsel süreç içinde de hep oralardan başlayarak verilmiş. Bir de işte şeyi vurgulayarak bitirmişti bölüm. Yani işte beyinde bir sürü şey, bir sürü bölümün beraber çalışmasıyla oluşmakta. O yüzden işte distributed bir çalışma vardı diye. Şimdi bu ikinci bölüm daha ziyade tek tek ne olacak ona bakıyor. Hani geçen seferki biraz genel olarak beyinde işler nasıl gidiyor dair bir fikir oluşturmak içindi. Ve mesela ileriki bölümlere de şeyde atıfta bulunmuştu. Özellikle de şey kısmı ilginçti hatırlarsanız eğer. Sol beyin ve sağ beyin ayrımı ötesinde bir de şey... işte daha duygulara ilişkin olan kısımlarda çalışmanın çok çok fazla olmadığını ama onunla ilgili olarak da çalışmaların yapılmakta olduğunu ve bu duygular yani hani hep olaya şey diye bakılıyor. Bilişsel olanlar var, duygusal olanlar var ve bunlar birbirinden ayrıdır gibi. Ama bu ikisini aslında birbirinin etkilediğini, özellikle konuşma için de etkilediğini belirten bir bölüm de vardı. Şimdi bugün daha ziyade tek olarak hücreler, yani sinir hücresi nedir? Aslında gliyalardan da bahsediyor. Başlık nörsels diyor. Nörsels deyince tabii nöronu kastetmiyor. Gliyayı da kastediyor. Bir de birbirlerine olan organizasyonu nasıl, ona ilişkin bir kısım var ve tabii ki davranışına ilişkin bir parça var. Şimdi bu okuduğunuz yerde sizin en çok ilginizi çeken ne oldu bu ikinci bölümde? Vay ya bu da böyleymiş dediğimiz. Hiç bilmiyordum da burada öğrendim dediğiniz bir şey var mı? Bilmiyorum. Biliyorum Glio'dan geldi. Evet, her ne kadar bir şeyleri yapıştırmadıysa bile, değil mi öyle diyor? Ne kadar yapıştırmadıysa bile Glio. Evet, üç işte bahsediyor. Onlarda kimisi işte aksona sarıyor, kimisi işte şey besin gibi bir şey var. Yani burada işte bu astrositler benim bildiğim kadarıyla üstüne çok çok çalışılıyor ve de işaret taşıma anlamında da etkili olduğu söyleniliyor. Hani tamam gliyalar ilginizi çekmiş. Herkes nörona bir parça baktığı için herhalde gliya değişik geldi. Başka? Daha konuda yeni olanlar size neler ilginç geldi? Ya ben şey, hücrelerin denk kullanmaları falan. Bunları falan bir şey bayağı onlar değişik geldi. Şimdi daha temel olarak bu kadar fazla çeşit olması aslında. Evet. Çok fazla çeşit var. Ya özellikle bu hani sayfa 25'teki
hücrelere bakarsanız değil mi? Mesela orada Purkinje hücresi var. Ne kadar çok yerle bağlanıyor. Ama sonuçta bu kadar bol çeşitli olmasına rağmen temelde yaptığı işler çok da aynı. Hani çok farklı değil. Bir de mesela şeyi çok vurgulayarak söylemiş farkına vardıysanız. Mesele sadece hani tamam şey diyor sayfa 23'te. The information conveyed by action potential is determined not by the form of the signal. Çünkü zaten o işaret aynı yani bir farkı yok. Ama pathway. Yani bu işaret nerede taşınıyor o her şeyi çok belli ediyor. Hücrenin aslında yapısından ziyade içinde bulunduğu devre ve de kimlerle ne bağlantı yaptığı. Yani organizasyon çok daha önemli. Yani tek başına bir sinir hücresi çok bir şey belirleyici değil. O yüzden hani biz de yapay sınavlarında da hep şey deriz ya, basit işlemci üniteleridir diye bakarız nöronlara. Ama asıl önemlisi nasıl diğer hücrelerle beraber çalıştığı, nasıl bir organizasyonun içinde olduğu. Ben bu cümleye çok katılamadım. Biraz takılmıştım. Sonuçta hücrelerin de huzur üretmesi için çok farklı farklı karakteristikleri var. İşte bursting yapıyor, rebound yapıyor. İşte regular ateşleyen var, irregular ateşleyen var. Bunların da bir bilgi taşıdığı hani söyleniyor. Ya da mesela bu Parkinson hastalığında kullanılan pathway aynı ama hücrelerin bireysel ateşleme karakterleri değişiyor sadece. Hani ama, bağlantılar aynı bağlantılar nispeten. Ama ilginç orada bir şey var mesela. Aynı hücre kimi zaman bursting yapıyor, kimi zaman başka türlü. Evet. Aslında şey konusunda haklısın. Ateşleme... Spike'ları böyle ya var ya yok diye bakmak bana biraz fazla geliyor şey. Ateşleme tarzı tabii ki etkili. Doğru, hani bir tek var yok anlamında da bakmamak lazım. Ateşleme şey, mesela fast spiking bayağı frekanslarda bir şeyleri değiştiriyor. Değil mi? Ama yine de bütün bu belki hani tek hücrenin ateşlemesine var yokun ötesine bakalım, kabul. Bunlar önemli. Ama tabii asıl, önemli asıl önemlisi hani bir bütün grubun beraber ne yaptığı. Yani grubu da işte tek tek hücreler buluyor. Evet. Yani bunu özellikle sor. Bir de nöronları sınıflandırıyor. Farkına vardıysanız bir işte unipolar, bipolar ve multipolar diye bir tür. Bir de ayrıca da fonksiyonel olarak sınıflandırıyor. Sensörü nöronlar, motor nöronlar, internöronlar diye. Şimdi benim burada biraz şey açısından kafam karıştı. Biz internöronları hep inhibitörler olarak düşünüyoruz. Mesela. Halbuki burada söylediğinde ona dair hiçbir şey söylemiyor başta. Arkada işte bu dize bir şey hani vurulukta yapılan refleks hareketi için internöronların inhibitör olduğundan bahsediyor. Ama böyle en baştan da internöronlar inhibitördür demiyor. Zaten daha orada şeyi de söylemiyor. Hani exertatif inhibitörü söylemiyor. Belki o yüzden söylemiyor. Bilmiyorum, sonradan okurken buna bir dikkat edeceğim. Yani burada okuduğumuz zaman sensörü nöronlar işte bir tür dış dünyayla iç dünya arasındaki bağlantıyı koruyanlar dıştan içeriye doğru. Motorlar da içten dışarıya doğru. Çünkü hani beyindeki olup bitenleri daha ziyade işte spinal cord'a iletenler olarak gözüküyor. İnternöronları da bu arada da duranlar gibi kalmış. Halbuki internler onlara sonradan büyük olasılıkla daha ileriki zamanlarda daha farklı şeyler söyleyecek. Ona bir dikkat etmemiz gerekecek sanırım. Yani ona bir bakalım. Tabii burada gliye da çeşit çeşit mikrolarla makroları varmış doğrusu. Şimdi izler çalıştıkça biz de gliyaları daha çok öğreneceğiz. Bunlardan makro olanların kendi arasında yeni baştan bölüyor sınıflara. İlginç bir şekilde de astrosaytlar hakkında daha uzun bir bilgi veriyor. Yani böyle 4 tane şekilde ele alıyor.
Şimdi şeyi çok iyi hatırlamıyorum. Hangi yıllarda bu glial hücreleri sadece öyle hani orada yardımcı elemanlar gibi durmaz aslında. İşaret taşınmasında da etkilidir. Hatta nöronlar kadar etkilidir iddialarının başladığı zamanlar. Ama herhalde tam onlar da astrosaytlara baktıkları için ondan burada birazcık daha onlara ilişkin fazla bir bilgi var. Sonra şeyi anlatıyor. İşte excitatory sinapslarla inhibitory signalları bahsediyor ve burada feed forward inhibition'la feedback inhibition'dan bahsediyor. Sayfa 29'daki şekil 2.8'e bakarsanız feed forward inhibition'da yani ileri yoldaki tam o interneuron inhibitor interneuron diye koyduğu şey bir tür geri besleme yolu değil, ileri yolda giderken inhibisyonu sağlayan. Feedback inhibition tam bizim kontrolcuların geri beslemesi. Hani bizim de her zaman kullandığımız geri besleme gibi. Orada da yine interneuron inhibitor interneuron olarak geliyor. Sanki hani belki gerçekten de interneuronlar hep inhibitor. Aslında şey de var, striatumon kolinerjik interneuronlar excitatör aslında. Ha. Onu da internal olarak şey. Dolayısıyla bu yapı hani bu bir tür organizasyona ilişkin bir yapı. İşte sadece ileri yol değil hep bir geri beslemenin de olduğunu görüyoruz. Burada tabii olaya biraz yolak diye bakın hani hücrenin birinin üstünden geri beslenmiyor. Hiçbir zaman için bir hücre kendi üstüne bağlı değil. Her zaman bir başka hücre aracılığıyla bu inhibisyon oluyor. Bu feedback inhibition'da görüyorsunuz ki motor nöronda tekrar motor nöronun üstüne bir dönüş var ama kendi üstüne nöron dönmüyor. Aradaki inhibitörü internöron aracılığıyla dönüyor. Yani hiçbir zaman şimdi bir nöron kendi üstüne bir bağlantıya sahip değil. Bütün sinir hücrelerinde şimdi burada da birazcık ben takıldım. Aslında şeyi çok iyi anlayamadım herhalde. İşaretin üç şekilde ele alınıyor. Üç veya dört, pardon. Şimdi bu sayfa 29'da signaling is organized in the same way in all nerve cells dediği yerde. Within the cell dediğini pek kavrayamadım. Yani burada şeyi mi anlatmaya çalışıyor? Bir hücre var, o hücreye bir giriş işareti uygulanıyor. Input signal, bir trigger signal var, bir conducting signal var, bir output signal var. Bu hani bir hücre diğer hücrelerden aldığı, hepsini topladığı, ondan sonra bir eşiği aştıysa trigger signal oldu. Ondan sonra da işte aksonu boyunca bunu iletti anlamında herhalde. Evet, sanki o geçtiği yolları anlatıyor. Yani dantritler hücre gövdesi, akson, sonra diğer hücreye gitti. Ben dolayısıyla hani hep şey düşündüğüm için bir hücre bir işaret üretir ve bir tek onu iletir. Hani ben böyle beş parçaya ayırmazdım yani. Bir, iki, üç, dört parçaya. Hani bir hücrede bir işaret üretir ve bu işaret iletilir derdi. Neyse bu böyle yani. O onu parçalara bölmüş. Ama input signal bence yine de within the cell olan bir şey değil. Evet, başka bir hücreden geliyor. Başka bir hücreden geliyor. Yani o orası biraz başka bir şey söylemek istiyor. Ve tabii şeyden bahsediyor. Her hücre bizim için nöron özellikle bir resting durumunda. Yani bu da önemli. İşte resting durumu genellikle işte -65 diye. Daha öncelerden de şey söylemişti. 100 milivoltluk işaret üretiyor. Hani bir spike olduğunda da öyle bir değerde duruyor diye. Dolayısıyla burada iyon kanallarıyla nasıl bu dinlenim durumunu yarattığına dair bir şeyler söylemiş. İleride bunların çok detayı gelecek. Yani o tek bir hücrede action potential nasıl yaratıyor çok çok daha detaylı olarak söyleyecek. Burada işte sodyum potasyum
pompalarından bahsediyor, iyon kanallarından bahsediyor ama bu iyon kanallarının nasıl var olduğu, nasıl etkileşildiği, nörotransmitterlerin buna nasıl etki ettiği hep arkadan gelecek. Burada çok onları kabaca söylemiş. Sonra da bir şeyi, action potential'ı yaratılabiliyor olması tabii ki bir sürü işaret geliyor ve bunların toplamı sonucunda oluyor. Hani o sayfa 31'in altına bakarsanız disintegrative function dediği şey bu. Yani hani bulunduğu yerde, bir bölgede gelen bir sürü uyaranla beraber bunları toplayıp bir eşiği aşıp aşmadığına bakacağız. Ondan bahsediyor. Bu sayfa 32'deki şekle bakalım isterseniz. Bakın burada bir uyaranı göstermiş en sol tarafta. Hani ben bu şekli hep severim. Hani bir şey güzel gösteriyor bu parçaladığı parçaları. Bu input zaten. Bir genli bir de şey var. Yani ne kadar süre etkili olduğu. Altta duration dediği o. Mesela en alttaki çok daha geniş bir zamanda. Şimdi bu uyarana karşılık bir reseptör potential oluşuyor. Ondan sonra bir trigger action geliyor. Bakın spark threshold diye çizdiği yer var. İşte o eşiğin üstünü geçince ateşleme oluyor. Şimdi buna bakınca ne diyoruz? Bir tür. Sonra action potential oluyor. Bizim de mesela modellerimizde hep hani bakıp da üretilen şey dediğimiz o. Yani biz C'lere hep bakıyoruz. Modelde hep yarattığımız şeyler, davranışlar C'ler. Genliğinden ziyade ne etkili gibi gözüküyor? Evet, süresi değil mi? Süresi. Bakın dış tarafında en son output signal dediğinin de parantez içinde altta transmitter release var. Çünkü ne olacak? Presinaptik olan yerde o sinaptik kısımdan olan iyonların değişimi, nörotransmitterlar etkili olacak. O yüzden görüyorsunuz ki action potential'ları çok fazla olduğu yerde daha fazla ne olacak? Transmitter release olacak. Böylelikle ve bunların işte ayarlanmasıyla da öğrenme oluyor. Hani iki hücre birbiriyle ateşlendiği zamankine bakarak da öğrenme de buradan gelecek. Dolayısıyla evet, belki de output signal diye transmitterların release'ini görmek lazım. Hani ben daha ziyade hep output diye action potential düşünüyorum sanırım. İlk aklıma gelen o oluyor. Halbuki transmitterların da ortama salınması önemli. Şimdi bir de şeye bakalım. Bunu aslında buradan Rahmi olsa bize daha iyi açıklardı ama belki Utku da hatırlar. Şimdi bu trigger zone denilen bir yer var. Şimdi okurken fark etmişsinizdir belki, aksonun hani belli bir yeri üretiyor bunu. Yani gövdede toplama işlemi yapılıyor ama action potential'ın bir tür oluşabilmesi için bunun burada trigger action dediği şey belki de o yüzden var. Bu trigger zone denilen yer, yani aksonun gövdeye yakın olduğu bir kısımda. Sanırım bu şeyde de etkili oluyor. Dendritlerin bağlandığı yerlerde de etkili oluyor. Dendritler bazen böyle akson üstüne böyle bu bölgede bağlanınca, özellikle uzun olan bir aksondaki işaretin nasıl değiştiğine bakarken bu modelleme de önemli oluyor. Şimdi içinizde hiç tek hücre modelleyen yok böyle hani çok detaylı. Ama detaylı tek hücre modelinde bu önemli oluyor. Ondan sonra zaten miyelin kılıflanmış olan kısım var. O bunun boyunca bu işaret taşınıp sonradan da işte action potential'ın olduğu yerde de sinaptik sonuçlanan yerde de transmitterların salınımı var. Tamam. Dolayısıyla bu ABCD diye parçalara böldüğü şeyi biz modellerimizde uyaran geldi en soldaki işaret. Ondan sonra bir de action potential oluştu diye bakıyoruz. Yani
Bizim için A, B ve D pek yok ortalıkta. Yani modellediğimiz zaman uyaran ve de action potential'a hep bakıyoruz. Bu ilginç ama daha önce hiç görmemiştim böyle bir şey. Bu da şu anlaşılıyor herhalde. Trigger zone'da zaten bu giriş geldiği anda itibaren spike olmaya başlıyor. Yani spike şurada şeyde bir yerde değil. Hani hücrenin tam... Ama onun adı spike değil işte. Sanırım bizim action potential'a bir spike diyoruz. Onun adı spike değil. Ya o hani böyle bir tepeciğin üstüne kondurmuş ya. O başka bir anlama sahip. Yani orada bile bir böyle osilasyon olması. Bir çok kuvvetlendirici sanki götürüyor ama diğer tarafa sağlayan hani işaretin geçişi sağlayan şey hep action potential üstünden konuşuyoruz. Çok şeyler vardı ya, hani zayıf anılar falan vardı mesela. Oradaki trigger zone'daki şeyler hani sinyalimiz hani güçlü olsa bile belki de action potential oluşturabilecek kadar iletirken zayıf anılardan dolayı oluşturamıyoruz. Tabii. Doğru, bir de o var. Hani çok uzun aksona bakarsak hani onun arkadan daha pekişmesi gerekiyor. İşte şu sürenin mesela uzun olması gerekiyor ki action potential'ını da getirebiliriz. Sonuçta tabii ki bütün bunlardan sonra bir her zaman en kabaca modellediğimizde all or none diye bakıyoruz. Şimdi tablo 2.1'e bakarsanız da burada şeyi söylüyor. Bu sanırım nöronu kullandığımız önemli oluyor değil mi? Orada pasifler ve aktifler diye ayrılan bir yapı var. Local signals dediği şeyler bunlar hep pasif. Propagated signals dedikleri hep aktif. Dolayısıyla bizim propagated signals diye baktığımız action potential'lar. Local diye baktıklarımız işte reseptör potential'lar, synaptic potential'lar. Bunlar daha böyle hani şeyde de nöronda da isimlendirirken pasif ve aktif diye isimlendiriliyor. Bu onlara karşılık geliyor. Bizim işte hep konuşup da all or none diye de dile getirdiğimiz kısım action potential'lar. Modellemede nelerse onlar ilgileniyoruz. Yani diğer taraflar artık modelin içinde bir detay olarak kalıyor. Tek hücreyi çok detaylı modelleyeceksek bütün bunlar önemli ama. Bütün bu aşamaları tek tek görüyor olmamız lazım. Ki nöronda da bunu böyle görüyorsunuz. Hani modellerinizde tek tek oluşturduğunuzda bakıyorsunuz. Ama bizim işte şeylerde, işte İzkeviç hücre modelleri, Hodgkin-Huxley hücre modellerinde biz doğrudan action potential'ı koyuyor. Öteki taraflarla böyle ilgilenmiyoruz oluyor. Burada action potential'a niye sadece depolarizing demiş? Effect of signal altında. Hatta bazen ki diğerlerini aktif ediyor hep. Evet. Halbuki biz bunu çizdiğimizde hyperpolarization diyoruz. Evet. Bilmiyorum. Okudum yer de vardı. Şey alıp olanı anlatmak var değil mi? Şeyde İzkeviç kitabında diyorsun. Yok, bunun devamı var. Orada var da. Buraya böyle koyarken bilmiyorum. Effect of signal'da action potential. Hani eğer bir sınıfa koyacaksam de biraz stasyon diye koyayım diye tercih etmiş herhalde. Yani yoksa bir nedeni yok onun bence. Nasıl başlıyorsun hocam? Bu tabloda 2.1 tablosunda action potential'ın effect of signal'a baktığımız sütununda bir tek depolarizing yazmış. Hyperpolarizing yazmamış. Hyperpolarizing dediğin yani bir şey değil mi? Acayip bir kısım. Ama yani normalde action potential için de hep söylüyoruz. Kim metnin içinde de söylüyor. Niçin tabloya koyarken böyle yapmış bilemedik onu. Ha, şu olabilir. İşaret olarak hyperpolarizing kısmı var ama etki olarak depolarizing olabilir. Çünkü tepesinde type of signal falan demiyor, effect of signal diyor.
O yüzden böylesinden dönüş olabilir. Çünkü hücre spike ürettiğinde sadece eksi bir değerden pozitif bir değere çıkıyor. Pozitif bir değere çıkıyor. O da tabii ki etkisi olarak bakarsa bir de bir şey, bunu da aslında bu bölümün daha başına da söylemişti de, hani uyaran ne olursa olsun sonuçta algıladığımız yer birbirinden farklı oluyor. Yani burada da işte şey de var ya, 33'ün birinci sütunun altında 1928'de hani böyle her şeyi adamcağız bir cümleye koymuş. All impulses are very much alike, whether the message is designated to arouse the sensation of light, of touch or of pain. Dolayısıyla hani bir tür mekanizmada birbirine çok benzeyen şey olmakla beraber etkileri her seferinde farklı. Şimdi burada başka söyleyeceğim herhangi bir şey var mıydı? Sizin buralarda dikkatinizi çeken bir şey var mı? Şimdi sayfa 35'te ilk nörotransmitter lafı var. Bu saate kadar yoktu ortalık yerde. Bu nörotransmitter sonuçta önemli. Hani onlara göre bir sürü şey belli oluyor. İşte hani bizde glutamerjikti, yok dopamerjikti dediğimiz, ondan sonra dopaminin etkisiydi, serotonin etkisiydi dediğimiz şeyler hep bu nörotransmitterlara bağlanacak. Şimdi bu burada böyle kısacık minicik bir parça koyduğuna bakmayın. Sonra bölümler ve bölümler okuyacağız. Nörotransmitterlar üstüne. Tabii nörotransmitterlarda bakın altta, en alttaki cümlede şey yazıyor. The same transmitter substance can have different effect at different receptors. Yani sadece hangi transmitter'ı salgıladığınız değil, hangi reseptörün bunu aldığı da önemli. Ona göre de değişecek. Ve bunun böyle gayet moleküler yapısını anlatıyor olacak. Moleküler yapısıyla ilgili bilgi veriyor olacak. Zaten dikkat edin, bu 35'in ikinci sütununun ortasında şey başlığı var. Nerve cells differ most at the molecular level. Yani hani davranış açısından biz baktığımızda ateşledi, ateşlemedi, action potential üretmedi, her ne kadar action potentialları farklıysa da bile. Öyle bakıyoruz. Ama moleküler olarak, moleküler seviyede gerçekten çok birbirinden farklılık var. Yani onun bir önemi var ve biz onu pek göz önüne almıyoruz. Özellikle modellemede. Bir sebebi, tabii o seviyeye indiğimiz zaman modellerimiz çok karmaşıklaşıyor, baş edemediğimiz için. Ondan hiç o tarafa bakılmıyor. Halbuki yani o moleküler yapıya da bir parça göz önüne almamız gerekiyor. Büyük olasılıkla biz griyada daha çok bakacağız ona. Hani moleküler olarak ne olup bittiğini daha dikkat etmek zorunda kalacağız. Şimdi şekil 2-12 için ne diyorsunuz? Bakın her şey bir araya koymuş. En çok sevdiğim şey bu zaten. Duyunun motor harekete dönüşmesi. Bir insan hep bunu yapıyor gibi anlatıyor. Bakın orada görüyorsunuz. İki tane hücre var. Bir hücrenin aksonu diğer hücrenin gövdesine action potential'dan şeyleri, iyonları salınıyor. Ondan sonra motor nöronda gidiyor. Ne yapıyor bu sefer? Doğrudan kasa etki ediyor. Tamam. Bu olabilecek en herhalde karikatür vari bir şekilde her bir yerde de şeyi vurguluyor. Uyaran, giriş, integration, conduction, output. Diğerinde tekrar input, integration, conduction, output. Tekrar input, integration, conduction, output. Yani bu yapıların hep tekrarladığını göstermek için üst tarafta bunu söylüyor. Şimdi alta bakarsak
Altta da çok birbirine benzeyen şeyler var. Receptor potential var. Action potential var. Görüyorsunuz üstüne gelen. Hepsini aynı şekilde. Yani belirli yapılar, belirli mekanizmalar tekrarlamakta. Peki bu paralel processing için ne diyorsunuz? Şimdi bir işareti ürettik. Bu işaret tabii ki bir sürü yerde etkiliyor. Bunu anlatabilmek için aslında bu paralel processing'i söylüyorlar. Bir yandan da olaya şey diye bakın, daha üst seviyeden bakarsak özellikle birinci bölümde hani şey anlatıyordu ya, beyindeki hasarların hani bir tür giderilebilmesinin etkisi, çünkü birden fazla yapıda tekrarlanıyor. Dolayısıyla burada tabii iş biraz daha hücre seviyesindekine denk düşüyor ama bu hücre seviyesindekiler de sonuçta sistemi yaratanlar. Bakın şöyle bir laf var burada, 37'nin ilk sütununun ikinci paragrafında. Deployment of several neural groups or pathways to convey similar information is called parallel processing. Yani aynı bilgi birden fazla yapıda tekrarlanarak taşınmakta. Parallel processing also occurs in a single pathway when different neurons in the pathway perform similar computations simultaneously. Bu da bir pathway'imiz olsa bile, hani mesela ne bileyim ben, aklıma ilk gelen o what and where pathway'ler gibi, ventral ve dorsal pathway'ler gibi, işaret iki farklı yerden de gidebilir, aynı yerden de gidebilir ama aynı yerde giderken farklı nöron grupları tarafından taşınabilir. Bunun tabii ki en büyük avantajı, bir hasar görüldüğü zaman o hasarı kompanze etme şansımız yüksek. Hani o yüzden beynin bir bölgesinde bir hasar olduğunda tamam, tabii ki öğrenmenin etkisiyle bir şeyleri düzeltiyoruz ama öğrenmenin etkisinin görülebilmesi için bu işin tek bir yerde taşınmaması. Birbirine paralel birçok yapıda çoklanarak taşınıyor olması önemli. Son olarak da burada şeyden bahsediyor, bir tür işte öğrenmeden, plasticity hipotezinden, nöral bağlantılarda deneyimler değişebiliyor. Şimdi burada sadece bir fikir verilmiş. Arkasından göreceğiz bütün bunların var olabilmesi için neler yapılmakta. Ve dikkat ederseniz hep de böyle bir tür memoriye bağlıyor. Çünkü hani en rahat olayı takip edebildiğimiz yer o. Bilişsel süreçler dediğimiz zaman da genellikle hep işte algılama, perception, association, memory, hep bu kelimeler önümüze dönüp dönüp gelecek. Çok az emotion ve efektif İlkten bahsedilecek. Yani o kısımlara ilişkin davranış herhalde çok neye dikkat edeceğimizi, neye bakacağımızı bilemediğimiz için öyle kalıyor. Evet, benim dikkatinizi çekeceğim kısımları bunlar. Sizin söylemek istediğiniz neler var? Bir kere daha okuyacağım bir dakika birkaç kere de. Çünkü bayağı neredeyse şeyin yapısını kapsıyor. Ama bu şeye dikkat edin, böyle genişliğe genişliğe gidiyor. Şimdi burada hani işte bölüm 11'de şunu göreceğiz, bölüm 12'de bunu göreceğiz diyor. Bence aynı şeyi dönüp okuyacak kadar vaktiniz olamayacağına göre ilerleyin. İlerlediğiniz zaman arada geriye dönün. Çünkü aynı konuyu bir daha alacak. Yani işte biz tabii bir 700 sayfayı bitiremeyiz herhalde hep beraber. Aramızda aynı insanlarla bitiremeyiz. Bu böyle devamında bunları daha detaylı detaylı bakacak. Bence o yüzden hem ilk bölüm çok iyiydi. Çünkü genel olarak beyne bakarken nereye dikkat edeceğimizi tarihsel bir bakış içinde verdiğinde bu bölüm kabaca kulağımıza şeyi sokuyor.
Ya bakın nöronlar var. Nöronlarda action potential'lara dikkat edeceğiz. Nörotransmitter'lara dikkat edeceğiz. Bağlantılara dikkat edeceğiz. Bunu. Yani bunu tekrar okumaktansa devamını okuyup şey ondan sonra. Şey bana ilginç geldi mi? Şu neydi o? Sensör nöronlar mı deniyordu? Şey dengeleri orada daha potansiyel bir şey dönüşmesi ilginç geldi. Mesela açma. Şöyle bakalım. Şimdi daha baktım. Bakalım. Hücre de zaten öyle. Yani işareti taşıma şekli de o. Hani hiçbir zaman işaretin şekli değişmiyor. Ama kafamda bugün kadar hep dendritler var. Buradan sinyal toplanıyor. Burada şeyde top neydi, integre edilip sonra potansiyel oluşup bak son boyunca gidiyor. Burada neredeyse daha hemen şey. Ama onu şey diye bak. Mesela görme işareti, retinadan gelen işaret direkt olarak sinir hücresine gitmiyor. Sensör dediğin şey, retinaya gelen şey yine de gidiyor. Hani bir elektriksel işaret geliyor. Orada zaten artık sinir hücreleri üretmeye başlıyor. Dolayısıyla onun sensörü dediğini, hani tamam burada karikatür gibi böyle kutuyu koymuş, uyarıyı koymuş ama hani bir nöron aracılığıyla taşınmış olan. Hani en güzel onu da anlayabilmenin yolu retinaya ışık düştü ve de ondan sonra hani bu beynimizin arkasındaki görme alanında bir işaret oluştu ya, işte o işaret sensory information olarak geliyor. Yoksa direkt ışığı o anda işlemiyoruz. Zaten hoş olan o. O yüzden paralelde olmakta. Hani uyaran doğrudan işlenen işaret olmuyor. Bu bölüm değil. Birinci bölümde hatırlarsınız şey vardı. Duyma, görmeyi oluşturuyoruz. Ondan sonra bunları ilişkilendiriyoruz. Bu ilişkilendirme kısmı daha üst seviyede oluyor. O bakımdan şeyi unutmasın seni. Yani değil mi? Parmağın ucuna bir şey geliyor, batıyor. Bu bir aslında kuvvet buraya uygulayan. Ben oradaki acıyı hissediyor olmam bu uyarandan değil, bu uyaran o taraftaki yansımasında. Yani çünkü bu direkt motor olan, sensör olan bölgede bir yeri ateşletiyor. Orada artık sinir hücresiyle iş yapıyoruz. O yüzden direkt action potential'lar geliyor. Öyle olunca da aynı şeyi görmemiz birazcık garip geldi. Çünkü hani direkt ışığı işlemiyoruz. Işık işte oksipital bölgeye geliyor, oradan talamustan geçiyor. Yani sürekli yorumlanarak evet. En sonunda bir görüntü oluşturuyoruz. O zaman hepimiz aynı nesneyi nasıl aynı yorumluyoruz gibi. Şey ama aynı değil de arada şey vardı. Sözünü geçtim ama gazetelerde bazen hani bunu sarı görenler işte. Birkaç aslında evet yine farklılaşıyor şeyi. Ufak dereceler. Bir de şey var, o kadar kompleks yapıya gelmeden önce evrimsel süreçte hani görme yapıları daha evet. Basitten geldiği için daha kolay o kadar ötürmüş. Da yorumlanıyor şey aslında. Bir de şey tabii ki aslında farklılıkları fark ediyoruz. Evet. Yani hani her şey olduğu gibi algılamak yerine bir şeye göre farklılığını fark ediyoruz. Rengi karıştırmamız falan da o yüzden. Hani o da belki işte evrimsel gelen yerde farkı fark etmek üzere yapıyoruz ki hızlı olsun. İşte bu mesela kırmızı renge direkt dikkatimizin çekilmesi meyvelerin olgunlarını görelim diye. Yani bu farkı fark etmek için. Yoksa bir sürü yeşilin ortasında hadi açık işte ara yani. O farklılıkları fark etmemiz aslında algılamamızı sağlıyor. Evet, o zaman haftaya ne okuyacağız? Evet, senin bir önerin vardı. Size mi söyleyeceğiniz bir şey var mı bu ilk iki bölümle ilgili? Kandel okurken uykuladık bizler misiniz? Tam makaleyi alabilir bilmiyorum, okumuştuk ama şu an okuduğum makaleleri not yapabilir isterseniz. Tamam, sana kolaylık olsun. Senin hazır okumuş olduğun makaleyi biz okuyalım. Gerçekten bir makalesi, burada şey, reinforcement learning'den bahsediyor. İşte aktör kritiğin şeyde, spiking bağlamları kullanarak bazı işin görüntüsüne bakıyorum diyerek sürekli zamanda uygulamaya çalışıyorum. Evet, onu güzel, onu okuyalım gerçekten. Efendim?
Güzelmiş o. Bir okuyalım bakalım nasıl bir şey yapmış biyolojik. Tamam bakayım o zaman. Böylelikle şey diye olur. Yeni gelen arkadaşlar da bir parça pekiştirmeli öğrenmeyi öğrenir. Geriye kalan herkes biliyor. Ahmet sen biliyor musun pekiştirmeli öğrenmeyi? Ha o kadar. Dolayısıyla pekiştirmeli öğrenmeden haberi olmayan arkadaşlarımız var. Onlar için de iyi olur. Birazcık bir en azından kulak dolgunluğu olmuş olur.